Bizden üç köpeklerden, birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi dua, üçüncüsü hayır hasenat. Hamdolsun bu derneğimiz 12 yıldan beri kurulmuştur ve dualar da burada oluyor. Hayır hasenatlar da burada oluyor. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Maddi ve manevi bunun temelinden başlayıp da bugüne kadar yapılan hayırlarını Allah kabul ve makbul eylesin. Allah bile nice eserleri kendilerine nasip eylesin. Değerli cemaat, insan ebedi ahirete gün çıktığı zaman iki amel defteri gibi de kalır. Birincisi eser. Rabbim hayırlı eserler nasip eylesin. İkincisi hayırlı evlat. Allah kimseyi esersiz, evlatsız bırakmasın. Rabbim bizler de ebedi ahirette gün çıktığı zaman arkamızda da hayırlı evlatlar, hayırlı komşular, hayırlı akrabalar, hayırlı torunlar Kur'an okuyup da, dua edip da hayır hasenat yapanlardan eylesin. Değerli cemaat, tabii ki böyle işlerle uğraşanlar, mesela bizim Hüseyin dahi Allah razı olsun, Adıyaman Federasyon Başkanlığı'nı yapıyor, bir para da alıyor. Yani çünkü hayır için çalışıyor. Hayır için çalışıyor. Allah hayırını kabul ve makbul eylesin. Bu maddi ve manevi, bu derneğimizde emeği geçenlerin hayırları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Yani bu köylerimizin derneğe olan teveccühleri gerçekten takdire şayandır. Bu iki sene boyunca Sadık Başkanımızın başkanlığındaki yönetim ne yazık ki talihsiz bir döneme denk geldi. Pandemi gerçekten bizim aramızdan birçok kardeşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu aldı götürdü. Ve şunu gördük ki yani insanoğlu her ne kadar derse ki ben çok güçlüyüm, dünyaya hükmediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir küçücük görünmeyen bir mikrop, bir virüs karşısında dahi çok aciz. Bunu idrak ettik. Rabbim bir daha göstermesin inşallah bu beladan. Tez zamanda bizlere kurtarsın. Şimdi divan oluşumu ile ilgili öneriyi ben okuyarak sizin tekliflerinize sunacağım. Koşarlar Derneği Genel Kurulu'na 6. olağan genel kurulumuzu yönetmek üzere aşağıda isimleri yazılı bulunan kişileri divana öneriyoruz. Divan Başkanı Ahmet Mancak, Katip Üyeler Hüseyin Seviştekin, Mehmet Doğan. Önerenler Ramazan Yıldırım, Reşat Yılmaz, Abdullah Sarıboğa, Hacı Ok, Yüzeyir Yıldırım, İsmet Taşdemir, Abdullah Ok. Evet, bu kişilere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Divan oluşumu gerçekleşmiş olur. Divan heyetini yerine davet ediyorum. Buyurun başkanlarım. Ya oraya kimse oturmasın abi. Buraya oturma ha. Buraya olmaz. Buraya olmaz. Ya buraya gel. Buraya olmaz. O tarafa geçelim. Yok fark etmez. Yok yok. Burada olmaz. Burası. Bak sen de neler abi. O şey de yer değiştirsin ya. Şey etti. Yani, başkanla yer değiştirsin. Gel şöyle gel başkanım. Gel şöyle. Ya fark eder mi? Fark edersen şimdi bırak. Yer değiştirsin. Bak bir zaman ne oturuyor zaten. Siz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Düğüne katılan hemşehrilerimiz de var. Onları da katılımını beklemek için bir saat bir rötar yaptık. İnşallah gündemdeki maddeleri okuyarak sırasıyla kongremizi gerçekleştireceğiz. Açılış ve yok.
Konuşmadı, geliyor, geliyor. Evet, açılış ve yoklama. İki, raporların okunması ve oynanması. Tamam, bırak, 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 bırak. Gelen misafirlerin takdimi ve konuşmaların yapılması. Tahmini bütçe, raporların okunması ve oylanması. Denetim kurulu raporunun okunması ve oylanması. Değerli koçlar, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu kongreye katıldığınız için Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu kongre milletimiz için, köyümüz için, insanlarımız için hayırlı olur. Hayırlı olur. Allah hayırlısını versin. Cenab-ı Allah birbirimizi, beraberimizi daim etsin. Ayrıca bu derneğe emek geçenlerden Allah hepsinden razı olsun. Değerli koçlar, biliyorsun bu dernek 12 sene evvel kuruldu. Şimdiye kadar 5 tane başkan değişti, 5 tane yönetim değişti benden evvel. Bugüne kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Ayrıca benim yönetimdeki arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. 2 sene biz beraberdik. Ondan sonra birbirimizi kırmadık, birbirimizi özledik. Güzel bir şekilde geçti. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biliyorsun 2 seneden beri Ramazan sonra masaj günlerde size hizmet edildi. Ramazan'a da teşekkür ediyorum. Ondan sonra biliyorsun yine hacı yok. 8 seneden beri bizim derneğimizin kasasına baktı. Bugüne kadar getirdi. Değerli kıymetini bildi. Hacı o kadar teşekkür ediyorum. Biliyorsun Mehmet Doğan bizim koşaları görmemiş ama bu derneğe maddi ve manevi olarak çok faydası olmuştu. Mehmet Doğan'a da teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Kendisi mali bir şahır. Ondan sonra bizim bir derneğimizin sıkıntısı olduğu zaman hatır olarak hal ediyor. Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Yine değerli kürüm İbrahim Taşdemir 2 sene hep bizim yanımızdan oldu. Maddi manevi olarak destek verdi. İbrahim'e de teşekkür ediyorum. İbu kendisi buradan yok. Bu dernek kurulduğu zaman İbrahim Taşdemir'in büyük bir yardımı olmuştu. Allah hayırlı kabul etsin, tekrar diyorum. Amin. Değerli koçlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizden olsun. Hoşça kalın, saygılarımla. Evet, kıymetli başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, göstermiş olduğu fedakarlıklardan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi değerli katılımcılar, aramızda bulunan misafirlerimizi sizlere takdim edeceğim. Hüseyin Seviştekin, Adıyaman Federasyon Başkanı. Mehmet Doğan, Adıyaman İş Adamları Dernek Başkanı. Bilal Tatar, Başakşehir Adıyamanlılar Dernek Başkan Vekili. Abdurrahman Kurt Bey, Gergen Haber. Emin Doğan, Pusula Haber. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi eski başkanlarımız gerçekten bu derneğin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olmuştur. Dolayısıyla onlar birer söz hakkı alarak sizlere hitap etmeyi hak ediyorlar her zaman için. Ben öncelikle Abdullah Sarıboya çok fazla uzatmamak kaydıyla başkanlarımıza ricam. Yani herkesin düğünü var, gidecek yerleri var. Çok fazla da uzatmamak kaydıyla birer selamlama konuşmasını yapmaları istiyorum. Buyurun başkan. Teşekkür ederim. Değerli Orta Örkü Hattı. Bu Koşarar Köyü güzel insanları. Gümrata hoş geldiniz. Değerli misafirlerimizi, değerli masalacıları, değerli dostlar, Gümrata'm hoş geldiniz. Özellikle bizi, değerlerimizi kuruluştan beri bizi yalnız bırakmıyor. Ama Mercan kardeşimiz de hoş geldi. Kendisine teşekkür ederim. Bu 6. kongre değerlerimizi, bütün halkımıza, bütün köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen bütün herkese Allah razı olsun. Bizim bu derneğimizin kuruluştan beri yardım eden
yardım edin oluşundan dolayı yardım edin bütün kardeşlerimizi şimdi aramızdan ayrılmış, ahirete güç etmiş. Buna da Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Şimdi bu 6. kongremizi bütün halkımıza ve insanımıza ve dostlarımıza mübarek olsun, hayırlı olsun. Şimdi tekrar cümleten hoş geldiniz hepinize. Saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Evet, Abdullah Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Derneğin ilk kurucusu, kurucu başkanı. Bir işi başlatmak her zaman çok önemlidir. Tabii onu devam ettirmek, yeni nesilden nesile ulaştırmak ayrı bir önem arz ediyor. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum. Reşat Başkanımız da söz vermek istedik fakat ablasının vefatı dolayısıyla tabii üzüntüsü devam ediyor. Allah gani gani rahmet eylesin tekrardan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi de aramızda bulunan misafirlerden Mehmet Doğan, Adıyaman İş Adamları Dernek Başkanı, Sanayici İş Adamları Derneği Sultan Gazi'de faaliyet gösteriyorlar. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Genel kurula hitap edecektir. Saygıdeğer Vekilim, Saygıdeğer Federasyon Başkanım, Saygıdeğer Adıyamanlar Derneği Başakşehir Başkanım, Saygıdeğer Eski Başkanlarım Abdullah abi, Reşit abimiz, Saygıdeğer Hazirom, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ben de içinizdeki bir kardeşiniz olarak her zaman Kuşarlar Köyü olarak biz 5 mahalleyiz, 5 kardeşiz. Et tırnakta ayrılmaz. Ne olursa olsun biz birliğimizi, beraberimizi koruyacağız. Geçmişimizi, atamızı, soyumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Ve ayrıca çocuklarımızı bir araya getireceğiz. İnşallah spor tesisleri kurup, gençlerimizi oraya getirip, tanıştırıp ve daha güzel yerlere gideceğiz. Ayrıca İstanbul'da 5 tane dirijant derneğimiz var. Hamdü senalar olsun. Sarayıcık, Uygur Derneği, Anlaşlı Derneği, Nakışlı Derneği ve Kuşarlı Derneği. Ben de burada yine Allah'a izin verirse, Rabbim izin verirse Dirijan Federasyonu da kurma niyetimiz var. Benim kendi şansım var, fikrim olarak. Bunlar bilgi alacağım. İstanbul'da en azı bizim 15 bin tane sırf Adıyaman gel Dirijan insanımız var. Genele baktığımız zaman da İstanbul'da 100 binin üzerinde dirijanlı olduğunu biliyoruz. Yani burada 63 köy Malatya'da, Malatya Yazdağ'ın işte Sivas Kangal civarında 63 tane Yama Dağı çevresinde 63 tane köyümüz var. Burada yine Konya Cihan Bey'i araştırdım. Konya Cihan Bey, Ankara Eymeni, Kırşehir, Elazığ, Baskin, buna benzer illerde bizim dirijanlarımız gerçekten çok güzel yerlerdeler de ve ayrıca Mersin, Adana'da çok ciddi bizim dirijan kabilemiz yaşamaktadır. Biz de Allah'ın izin verirse birlik beraber dişi bozmadan kim kırılmışsa biz barıştıralım. Biz hep gün uzatalım. Kardeş olalım ki Allah da bizden razı olsun. 3 günlük dünya. Yani ben bunu size söyleyeyim ama yanına söylüyorsam da çok çok özür dilerim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliklerimizi bozmasın. Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Değerli katılımcılar biliyorsunuz Yeni Kapı etkinlik alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe etkinlik alanlarında illerin tanıtım günleri yapılmakta. Her yöre kendi iline ait işte yöresel ürünlerini tanıtmak ve aynı zamanda gücünü de yani kitlesel gücünü siyaset olsun devlet erkine gösterme fırsatı yakalamak için orada etkinlikler düzenlemekte.
Bizim Adıyamanlar Federasyonu, Adıyamanlar Vakfı, Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları, sağ olsun Hüseyin Başkanımızın girişimleri ve mücadelesi sonucunda topyekun bir arada bir birlik göstergesi içerisinde bu sene Yenikapı'da Adıyaman Tanıtım Günleri'ni gerçekleştirecekler. Başkanımız da sağ olsun bugün bizleri yalnız bırakmadı, aramızda bulunuyor. Ben sözü Adıyamanlar Federasyon Başkanı Hüseyin Seviç Tekin'e veriyorum. Buyurun başkanım. Derneğimizin, Koşarlar Derneğimizin kuruluşundan bu yana başta ifade ettiğim gibi hem dernek başkanlarımıza hem yönetimlerinde yer alan kıymetli büyüklerimize, kardeşlerimize buradan teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Çünkü buralar gönüllüye esas mecralardır. Yani bu derneklere başkanlık yapan, yönetimlerinde yer alan elbette hiçbir maddi menfaat sağlamıyor. Yani bir diğer ismiyle bir maaş almıyor. Tam tersi cebinden harcıyor. Demek ki buralar gönüllülükle yapılacak olan işlerdir. Hatta bu manada da teklifimi yanlış anlamamakla birlikte bir tavsiye niteliğindedir. Ama tabii her köyün dengeleri vardır, hassasiyetleri vardır. O özelde sizin bileceğiniz iştir. Ama bana göre Koşarlar Derneğimiz bu işe başlarken güzel bir aletle başladı. İşte 5 mahalle var. Her bir dönem bir mahalle başkanlık görevini yapsın. Bu birinci turu bitirdikten sonra keşke siz bu işi bıraksaydınız artık. Niye? Niye derseniz, çünkü şimdi bir mahalleye mecburi olarak diyorsunuz ki şu dönem işte siz başkanlık yapacaksınız. Ya o mahallede belki hakikaten bu işe zaman ayıracak, bu işe gönül verecek, bu işe mesai harcayacak hemşerimiz olmayabilir, kardeşimiz olmayabilir. Dolayısıyla bu adeti birer sefer bitirdikten sonra keşke bu işi yapmak isteyen, yani kim yapmak istiyorsa onlar buyursun, yapsın. Çünkü bu şekilde inşallah öyle olmaz, geriye gidebilir. Yani isteksiz başkanlık yapıldığı zaman, istemeden yönetime girdiğiniz zaman o işte başarılı olmak mümkün değil. Onun için ben sadece hatırlatmış olayım. O birinci turdan sonra, bundan sonra yapmak isteyen, gönüllü olarak yapmak isteyen, parasını verecek, zamanını verecek, ailesinden, işinden, gücünden fedakarlık yapacak. Dolayısıyla inşallah tabii bundan sonraki süreçte siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun inşallah. Bitirirken dile getirmek istediğim bir iki cümleyle bitiriyorum. Özelde Adıyaman çok, özele inersek Koşarlar, Ağaçlılar, Direcan bölgesi, Gerger ilçemiz, biraz daha üzerinde Adıyaman bağlamında, biraz daha üzerinde Türkiye bağlamında ve bütün bunların üzerinde ümmet bağlamında Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. O yüzden bir önerge hazırlanmış ve tarafımıza ulaştı. Koşarlar Derneği İmam Başkanlığı, derneğimizin federasyonlara üye olunması için yönetim kuruluna yetki verilmesini arz ve talep ederiz. Önerenler Ramazan Yıldırım, Abdullah Kork, Sadık Kocaba, Mehmet Doğan, Abdullah Sarıboğa, Hüseyin Yıldırım, Hacı Ork. Arkadaşlar bir keser misiniz? Hayırlar. Kıymetli arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Derneğimizin kongresi gelecek için hayırlı uğurlu olsun. Bildiğiniz gibi 6 senedir kasanın genel, yani derneğin geri giderini tutuyorum. O bilgiyi size sormak için derneğin parasını doğru bir şekilde kullanıp doğru bir şekilde tasarruf ettiğinden dolayı Allah razı olsun, emanet ehline verilirse inşallah güzel şeyler ortaya çıkar. Şimdi diğer bir maddeye geçiyoruz. Yeni yönetim kurulu seçimi ve oylanması. Tarafımızda bir liste şu anda sunuldu. Bu listeyi sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra bunun dışında herhangi bir liste varsa lütfen divana sunulsun. Ramazan Yıldırım, Süleyman Ork, Hacı Yıldırım,
Mehmet Boğan, Metin Ok, Aziz Zengin, Ömer Kılıçdoğan, Hüseyin Karagöz, Ali Yılmaz, İsmet Taşdemir, Emin Kılın, Emin Güvenç. Bunlar asil üyeler. Yedek üyeler Ahmet Yağız, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Emin Sarıboğa, İsmet Tunç, Osman Haydan, Ramazan Tavşan, Nusret Yılmaz, Hasan Karatekin, Süleyman Salmış, Hayrettin Zengin. Denetim kurulu asil üyeler Hasan Yağız, Nusret Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ali Yıldırım, Hacı Osman Zengin. Yedek üyeler Şaban Karaboğa, Erdal Sarıboğa, Kasım Sarıdoğan, Murat Saman, Ahmet Yıldırım, Yusuf Yılmaz. Bunun dışında herhangi bir liste var mı? Yok. Evet, bu listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni yönetim kurulu, hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim kurulu... Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli divan, saygıdeğer üyelerimiz, o halkınız ve sayın basın, derneğimizin olan genel kongresine hepiniz hoş geldiniz. Derneğimizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Derneğimizin kuruluşundan bugüne başta kurucularımız olmak üzere önceki başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda ebediyete intikal etmiş bütün yakınlarınıza Allah rahmet diliyorum. Değerli misafirler, bugün devralamayacağız bu görevi en iyi şekilde hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Bu yönetimde görev yapacak olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Sultan Gazi'mizin çok kıymetli Saadet Partisi ilçe başkanı Osman Yıldız Han Başkanı da aramızda. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Gerçekten bütün konferenler yanında olurdu. Osman Başkanı bu dönem geç geldi herhalde düğün dolayısıyla. Düğün, akrabam düğün vardı. Düğün olduğu için aramızda olamadı. Tekrar şeref verdiniz. Bu arada misafirlerimiz de gelmeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki derneklerde kongreler görevin devredilmesi suretiyle yeni devralan arkadaşların yeni vizyonları ortaya koyması, yeni çalışmaları ortaya koyması, mevcutun üzerine bir turdan üstüne daha iyi bir, yeni bir turda koyma fırsatı sunuyor. Bu bağlamda başkanımıza ve yeni yönetimine tavsiyelerim, faaliyetleri arttırarak devam ettirsinler, insanların buraya gelmelerine fırsat verecek ortamlar hazırlasınlar. Derneğin işte pikniktir, iftar yemeğidir vesaire bir sürü faaliyetler. Karar verirlerse inşallah. Birinci aidatlarımız onlara hala devam ediyor. Onlara uygun değildir, her şey zam oldu. Bunu biraz çıtayı yukarı çıkaralım. Yönetim bu kararı verir inşallah. Ve aidatlarımızı zamanında ödeyelim. Kasamızın paramızda para olsun. Daha gerek masraflarımız var. Yapacak hizmetler var. Ayrıca kurumumuzun fakir fukara ihtiyacı olan var. Bir hasap açalım, zakat hasabı. Bu zakat hasabına para aktarılsın. Kurumumuzun fakir ihtiyaçlarına yetim var, fakir var, sıkıntısı olan var, işi bozulan olur. Bunlara bu hasapta ödeme yapalım. Çünkü kendisi gelmez, biz ne olur dernek adıyla bu insanlara yardımcı olalım. İnşallah bunu da yaparsınız. Ayrıca 15 günde bir veya ayda bir bu dernekte bir sohbet düzenleyelim. Bir hocaları çağıralım. Burada pazar günleri belli saatlerde halkımıza bir sohbet verilsin, İslami eğitim verilsin. Kur'an dersi vermek, almak isteyen Kur'an dersi alsın. Yani bir faaliyet çıksın yani, burada bir faaliyetten hareket etsin. Bir iki sene içerisinde korona vardı, sıkıntılar vardı. İnanıyorum ki bu hastalıktan da kurtuluruz inşallah. Rabbim yeni yönetime başarılar dilerim. Bu hastalığın defi için, ülkemizdeki sıkıntıların gidermesi için Rabbim yardım etsin.
devletimize, polisimize, askerimize Rabbim korusun. İslam birliği kurmaya Rabbim nasip etsin. Cümleten Esselamu Aleyküm. Teşekkür ediyorum. Osman abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Önerileri gerçekten bir derneğin olması gereken faaliyetleri. Onlara bir tanesine ben ilave edeceğim. Başkanımıza özellikle. Değerli arkadaşlar, bizim en büyük eksiklik geldik İstanbul'da, çalıştık, çabaladık. Hayata tutunduk, para kazandık, ev aldık, araba aldık, güzel yerlere geldik. Ama eğitim noktasında istediğimiz seviyede değiliz. Gerçekten bir toplumun yani müreffeh bir seviye gelmesi ve de level atlaması, hani İngilizce bir şey var, basamak atlaması eğitimle olabilir. Yani bizler bir yerlere getirdik, bir firma kurduk, şirket kurduk, belli bir noktaya geldik ama çıtayı bir türlü aşamayız. Onu ancak eğitimle aşabiliriz. Yani Osman abi iç çamaşırı alanında faaliyet gösteriyor. Meşat yapmadı, kuyumculuk alanında faaliyet gösteriyor. Kendi çabalarıyla bir yere gelmiş. Şimdi eğitim seviyesi ancak onu o tavanın üstüne çıkarmasına izin vermiyor. Ama evlatları iyi bir eğitim alırlarsa, yani çocuklarımızda yalnız şöyle bir handikap var, ne yazık ki ya ben ne okuyacağım, babamın parası var, dolayısıyla ona güveniyorum, gidip işin başına geçeceğim, niye okuyayım ki diyor, bana ne kalacak? Oysa ki bilmiyorum ufkunun açılacağını, daha yani bakış açısı genişleyeceğini bilmiyor ki bilse, ama biz anne baba olarak bunların bu ufkunun açılması için eğitimlerine önem verelim, eğitimlerine destek verelim. Çevremizde, köyümüzde veya da yakın köylerimizde gerçekten imkanı olamayıp okuyamayan, zor şartları altında okuyan bir sürü insanımız var. Yani derneklerimizin birinci vazifesi bu insanlarımıza destek olması gerekiyor. Adyamanlar Vakfı sağ olsun yıllardan beri bir burs çalışmaları var, burs veriyor. Biz Gersoy'da olduğumuz dönemde 350-400 öğrenciye burs veriyorduk. Bizden sonraki arkadaşlarımız bir süre devam ettiler, daha sonra bıraktılar. Keşke bırakmasalardı. Şu anda bir öğrenciye belki burs verme imkanımız olurdu. Ama tabii ki sonuçta derneklerin yönetim organı yönetimdir. Onların kararlarına da saygı duyacağız. Özellikle Ramazan Başkanım, burs konusunda bence yani bir başlangıç yapın. Yani her şeyden önce, ekmekten, sudan önce eğitime, eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Değerli katılımcılar. Evet, buyurun. Değerli Koşarlar halkı, derneğinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerçekten gezdim. Mescidiyle, abdesthanesiyle model bir yer olmuş. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu güzel bir davranış. Herkese inşallah böyle bir dernek nasip olur. Mülkiyet anlamında. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Gerger TV'den bu görüntüleri izleyeceksiniz. Gerger TV YouTube sayfasında. Bizim bir kanalımız vardı, bayağı da bir izleniyordu. İsrail'le ilgili yaptığımız canlı yayınlarda herhalde birilerinin zoruna gitmiş, kanalımızı kapattılar. Tekrar Gerger TV'nin YouTube sayfasında yeni bir kanal kurduk. Eğer oraya abone olursanız, 1000 abone olmadan canlı yayın yapamıyoruz. Eğer herkes YouTube'daki Gerger TV sayfasına abone olursa, biz de daha geniş kitlelere sesimizi duyururuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, İsmail Taşkın, ben de Adana Küçüğü'ne kayıtlı Direcan'ın Koşarlar Köyü'ndenim. Herkes beni mezarcı diyebilir. Mezar plan bölümünde çalışıyorum. Şimdi herkesin kendine göre bir dergi var, dertlendiği şey var. Benim de işte İstanbul'da 83 yılından beri burada bulunduğumdan dolayı hep seni arıyordum. Sen. Hemşerilerimden dolayı hep yakındığım bir şey var. Kurumsallaşma. Yani İstanbul Türkiye'nin şu anda %80'ine hitap ediyor. Nasıl ediyor? Kültürde, ekonomide, her şeyde İstanbul hitap ediyor. Bugün de yine her zamanki gibi geçen kongrelerimizde de yeni başkanlarımıza
federasyona üye olma veyahut da federal, yani İstanbul'da il bazında temsil edilme noktasında bir çalışma oluyor ama bu burada kalıyor. Şimdi değerli hemşehrilerim, Allah rızası için federasyon bence ne demek? Örneğin biz Koşarlar köyündeyiz. Gerger'de bir işimiz oluyor. Eğer federasyona üyeysek Gerger belediye başkanı da kaymakam da bizim köylü demektir. Anlayacağınız dilde. Bu budur. Şimdi bunun örnekleri yaşandı. Bugün de mesela işte Bager'in kurucusu Hüseyin abi geldi. Federasyon başkanı olarak. Yine bir işte federasyona üye olma noktasında talepte bulundu. Ve çok güzel bir talep. Şunu söyleyeyim. Adıyaman 1952'de il olmasının sebebi Adıyaman'ın kendine has kültürü, kendine has kimliği olduğundan dolayı o günün devlet şartlarında il yaptılar. Adıyaman'ın kendine has kültürü var, hayata bakış açısı var. Bu köyleriyle birlikte İstanbul'da etki yapmış Sivas ve Adıyamanlılar ve Malatyalılardır. İstanbul'un da ne yazık ki kültürünü oluşturmuş. Ama günümüzde bu kültür 20 milyon nüfuslu şehirde eriyor. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Gençlerimizi buraya getiremiyoruz. Ya Allah rızası için. Şimdi iş adamlar derneğimiz de burada. Çoğumuzun çocukları üniversite mezunu. Ama kimisi atölyenin başında, kimisi mağazanın başında. Hiçbir mesleğiyle ilgili akademik anlamda veyahut da ruhsal katma değere bir şey katacak bir yapıda değiller. Ya bu İHA'yı yapanlar anasının karnında öğrenmedi bu işi. Ya Adıyaman'ın buna ekonomik olarak da gücü var. Yani bu yönde derneklerin tabandan yukarıya doğru birleşik bir şekilde çıkarlarsa bence bu iş çözülür. Aksi takdirde yok olup gidiyoruz. Budur. Bir ikincisi de dün ne yazık ki Eminönü ilçesinde 1990'larda eğittiğimiz kardeşlerimizden 4 tanesi Bursa'da trafik kazası geçirdi. Bunların hepsi de mühendisti. Hepsi de şu anki İHA projesinde çalışan teknoloji fuarına gidiyorlardı. Ne yazık ki trafik kazası geçirdiler. Allah hepsine rahmet etsin. Ailelerine acil şifalar versin. El Fatiha. Onların ruhu içinde. Teşekkürler. Sayın Taş, abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vurguladığı noktalar çok çok önemli. Hepimizin kanayan yarası. İnşallah bu süreçleri de hep birlikte aşacağız. Başka söz almak isteyen var mı? Evet. Hoş gelmişsiniz. Allah hepinize razı olsun. Değerli yönetim, Allah size razı olsun. Ben daha önce gençlikle biraz uğraştım. 5-10 senelik bir geçmişim oldu gençlerle ilgili. Bir örnek vereceğim. O örnekten dolayı ne yapabiliriz diyerek. Bu da gene Sayın gerek Federasyon Başkanı'na gerek diğer medyaya uğraşan birilerimize iş çok düşüyor. Almanya'ya zamanla güçümüz başladı biliyorsunuz. 60'larda itibaren. Şimdiki Almanya'daki gençlerin şöyle bir problemi var. Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm, Türkiye'ye gelmedi ya da anne babasının zoruyla bir yaz tatili geldi, bir şey anlamadan gelecekti. Tamamen Alman kültürüyle büyüdü ve birçoğu Türkçe de bilmiyor. Şimdi onlar bir etkinlik yaptıklarında iki olayla karşılaşıyorlar. Birincisi diyorlar ki, sen de Almanya'da yaşıyorsun, niye şunu, niye bunu yapmıyorsun? Niye şöyle giyinmiyorsun, niye şöyle partiye katılmıyorsun gibi bir sürü sosyal aktiviteyle ilgili sorunlara yöneltiliyor. Ve bu genç kardeşimiz bu işleri yaptığı zaman ikinci bir problemle karşılaşıyor. Bu sefer yakınları diyor ki, sen ne biçim insansın, ne biçim Türksün, ne biçim Müslümansın? Senin kültüründe bu şeyleri yok, niye bunu yapıyorsun? Ve bu genç diyor ki keşke ya Türk olsaydı ya Alman olsaydı. Bu arada olmasaydı. Şimdi bizim gençlerimiz aynı durum yaşıyorlar. İstanbul kültürüyle kaynaşıp doğup büyüyen gençlerimiz şu an 20 yaşında, 30 yaşında tamamen İstanbul'da doğup büyüyenler. Yani 10 yaşına kadar köy hayatı yaşayanlar istisnadır. Onlar köyün hamuruyla yoğrulanlar farklı. Mayası tutmuştur. Ama İstanbul'da doğup büyüyenler aynı kardeşliği, aynı kimlik problemini yaşıyorlar. Diyorlar ki keşke biz
tamamen İstanbul'du. Anam babam hepimiz İstanbul olsaydık da bu kargaşa yaşamasaydık. Ve bu kimlik kargaşasını ortada kaldırmak için evet, dernek başkanlarımız, yönetimlerimiz, federasyonlarımız ve bir sürü sivil toplum kuruluşu bizlerden, halktan, elimizde çaba bekliyorlar. Ama kültürümüzden kaynaklanan bir sıkıntı var. Bizim Anadolu, Doğu ve Güneydoğu kültürümüzde şöyle bir sıkıntı var. Halk, yani vatandaş bireysel olarak kalkıp bir şey yapmaz. Büyükler bir şey yapar, onlara uygular. Dolayısıyla şu an Sayın Başkanımızın ve diğer abilerimizin dile getirdikleri çok güzel fikirlerdi. Fakat bunların uygulama hususunda büyüklerimizle büyük iş değil, tam iş onlara düşüyor. Çünkü bir örnek tek gösterseler, misal, ben şey yapmak istemiyorum. Dernekleri federasyonlara, hocam bir karar alırsanız mesela gençlerimiz çok. Kimisi müzik alanında, kimisi sportif alanda, kimisi diğer birçok alanda başka kurumlara hizmet ediyorlar. Oysa ki kendi bünyemizde, federasyonumuz ya da derneğimiz bünyesinde böyle bir etkinlik düzenlense bizim o kardeşimiz başka yere hizmet etmeyecek. Yine hani diyoruz ya gençlerimiz niye buralara gelmiyorlar da başka yerlere gidiyorlar? Doğru. Genç niye buraya gelsin? Yani şu an akşam saatlerinden başka yere giden genç kardeşlerimiz, çocuklarımız niye buraya gelsin? Bir cazip bir şey olması lazım. Nereye gidiyor? Ya spora gidiyor, ya müziğe gidiyor, ya kahveye gidiyor, ya başka yere. Eğer ki biz o şartları güzel bir şekilde onlara sunarsak buraya gelecekler. Bizim kardeşimiz nereye gidiyor? Spora. Bizim kardeşlerimiz arasında yani bizden biri spor hocası olan var mı? Var. Nerede? Başka yerlerde. O zaman bizim bünyemizde bir spor salonu olsa hoca da bizde, öğrenci de bizde. Müzikle uğraşan var mı? Var. Hem öğrenci hem hoca. İkisi bizim bünyemizde olsa hepsi buraya gelir. Eğitim alanında, ticaret alanında, her alanda. Ama bunun organizasyonu evet bizi düşünüyor. Niye? Çünkü yapamıyoruz. Anadolu kültürümüzde kaynaklanıyor. Yani bizde biri bir şey yaptığı zaman büyüklerimiz demiş, sus, sen dur. Büyüklerim var. O yüzden biz her şeyi büyüklerimizden bekliyoruz. Yani bekliyoruz derken bir yol haritası verirse gerisi hemen peşine gelecektir. Hiç kimse itiraz etmez. Şu yapılsa denirse hemen peşine yapılacaktır. Kimse itiraz etmez. O yüzden böyle bir şeyi Sayın Başkanımdan bekliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Siz de gelip daha bir sunum yapacak genç koymadınız buraya. Bak muhasebeci geliyor orada sizin sunumunuzu yapıyor. Bu kadar genç var. Şimdi, kendiniz bir çaba göstermiyorsunuz. Onu söyledim ya. Evet, ama yapmıyorsunuz. Kardeşimiz hakikaten çok önemli bir hususel değildi. Mesela biz Adıyaman Dernekler Federasyonu başkanı sıfatıyla veya da diğer başkanlarımız işte hep bu konuda şikayet ediyoruz. Ama uygulamaya geçmiyoruz. Doğru söylüyor. Şimdi biz Adıyaman Dernekler Federasyonu olarak bu dediğiniz konuda hakikaten en önemli hassasiyetlerimizden biri. Adıyaman Dernekler Federasyonumuzun gençlik kolları var. Gençlik kolları başkanı var, yönetimi var. Bu yönetim de işte herhangi bir derneğimizin gençlerinden bir tanesi başkan seçiliyor. Yönetim kuruyor ve bize üye olan bütün derneklerden en az 3 genç olmak şartıyla. İsminiz? Bekir kardeşim. En az her dernekten 3 tane genci bünyesine alıyor. Ve işte birçok faaliyet var. Ben şimdi detaylara girmeyeyim. Sadece önemli noktaya değindiğiniz için söylüyorum. Ve biz Adıyaman Dernekler Federasyonu olarak işte bir önce ben de siz de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'da doğan, büyüyen ama hiç Adıyaman'la tanışmamış. Belki hali hazırda dedesi, ninesi Adıyaman'da ama kendisi gitmemiş. İşte onları biz 80-90-100 civarında genci alıyoruz. Federasyon olarak belediyelerimizin, kurumlarımızın desteğiyle götürüyoruz. Adıyaman'ın bütün kültürünü işte gezilmesi, görülmesi gereken Safvan bin Muhatap Hazretleri'nden tutun diğer kurumlar, yerlere kadar gezdiriyoruz. En azından bir Adıyaman'ı görmüş oluyor. Yani benim de ata diyarım var diyor. Bu sadece faaliyetlerden bir tanesi. Başka mecralarda, değindiğimiz mecralarda bütün faaliyetler yapılıyor. İşte bu yüzden derneklerimiz, federasyonlarımıza üye olursa ve başkanımızın öncülüğünde burada bir gençlik kolları olursa, ilçe başkanımız da çok bilir, rahmetli Erbakan Hoca'dan aldığımız bir kültür var. Yani ben sürekli söylerim, ya bu rahmetli Erbakan Hoca hadi Konya'yı biliyor, Konya'yı tanıyor kendisi Konyalı olduğu için. Adıyaman'ın, evet, Sinoplu'nun, biz Konya'lı biliyoruz. Aslı Adana Karamanlı. Tamam. Sinop'ta doğmuş,
Adana'da Konya'da evlenmiş, orada faaliyet başarmış. Şimdi diyelim ki Sinoplu, Sinop'u çok iyi biliyor. Ya bu Adıyaman'ın kendisindeki en mütedeyyin, en dinine, bayrağına, vatanına, milletine, ezanına sadık insanları nasıl bulmuş diye çok merak etmişimdir. Yani her ilin ne kadar dürüst, namuslu, şerefli insanı varsa rahmetli bulmuş ve bunları görev başına getirmiş. Şimdi işte kıymetli dernek başkanımız da burada mutlaka bu derneğin bir gençlik kolları yönetimi olması lazım. Bir tane kardeşimiz başkan olacak ve her kabileden, işte her mahalleden gençlere davet edecek, bir yönetim kuracak. Yönetim de bunu destekleyecek, işte imkan sağlayacak. Yani her hangi konuda faaliyet gösterilmesi gerekiyorsa faaliyet gösterecek. Yani özelde Koşarlar Derneğimizin gençlik kolları, genelde de Adıyaman Dernekler Federasyonumuzun gençlik kolları, daha üstünde de işte Adıyaman'ın gençleri olarak her mecrada güçlü olacağız, birlikte olacağız, kültürümüzü yaşatmış olacağız, değerlerimizi yaşatmış olacağız. Çok önemli, mutlaka şimdiye kadar var mıydı bilmiyorum. Bundan sonra gençlik kollarının kurulup yönetimi de desteklemesi lazım. Teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli kardeşim, gerçekten çok güzel yerlere vurgu yaptı. Söylediklerin hepsinin altına imza atıyorum. Yani toplumumuzda maalesef böyle bir olgu var. Gençlerimize yeteri kadar fırsat vermiyoruz. Gençlerimize yeteri kadar sorumluluk yüklemiyoruz. Hep geride dursun. Yani bunu bir şeyde de görüyoruz. Yani sivil toplum kuruluşlarında görüyoruz. Siyasette de görüyoruz. Hem siyaset yaptığım için bize Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu Partisi'nde gençlik kollarımız var. Gençler gelip diyor ki ya bizi zaten önemsemiyorsunuz. Yani bizi sadece bayrak asın, işte flama dağıtın, şunu yapın, bunu yapın, bunun için kullanıyorsunuz. Oysa fikrimize, zikrimize hiçbir şekilde değer vermiyorsunuz. Ama şu bir gerçek ki bu dönem 25 milyon, yani %25 genç bir nüfus oy kullanacak. Ve Z kuşağı dedikleri, hep kuşak veriyorlar. 68 kuşağı, 70 kuşağı, işte Z kuşağı diyorlar. Yani zırvalama kuşağıdır derler. Başka bir şey derler. O farklı bir gerçekten jenerasyon. Teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Ama ne yazık ki köklerinden kopuk. Yani bir ağaç, bir fide nasıl ki kökünden koparsa, yaşayamazsa insanoğlu da öyledir. Kökünden kopan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Dilini kaybetmiş olan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Biz hepimiz anne babamız Kürt olarak, Kürt bir anne babadan dünyaya geldik. İlkokula başladığımızda Türkçe öğrendik. Ben kendim şahsen öyle öğrendim. Hepimiz buradaki, yani hemen hemen herkes orada öğrendi. Şimdi biz kendi kimi, yani Allah katında takvası en yüksek olan elbette kıymetlidir. Buna bir şey demiyoruz. Yani biz Kürtlüğümüzde de övünmüyoruz. Yani çünkü övülecek bir ırkla övülecek bir şey değildir. Ancak biz kendi kimliğimizi nasıl ifade edeceğiz? Dilimizle. İstediğimiz kadar çocuğumuz dese ki ben annem babam Kürt. Ya sen Kürt dilini biliyor musun? Bilmiyorsun. Önce dilimizi öğreneceğiz. Kültürümüzü öğreneceğiz. Ve bütün beraber yaşadığımız insanlara saygı duyacağız. Ve bu kurumları da herkesi içinde barındıracak şekilde güzel şeylerin ortaya kurulduğu mecralar yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız tacesi dolayısıyla, misafirleri dolayısıyla ayrılıyor aramızdan. Tekrar Allah sabırlar versin. Hepinize başkan, çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hadi buyurun, duanımızı yapalım. Çarşamba günü gel, Perşembe günü Perşembe günü Yeni Kapı'ya gel, orada milletvekillerine sor, tamam mı? Ben şimdi 57'ye göre yani... Ağzı buradan.
ve her yerde okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan duaları, yapılan hayır ve hasenatları dergah-ı izzetinden kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahi ya Rahman Rahim'in başımızın tacı, gözümüzün nuru, Muhammed Mustafa'nın ruhuna hediye ediyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. İlk peygamberimiz Hazreti Adem, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamberlerin arasında çok peygamberler gelmiş, geçmiştir. Bütün peygamberlerimize, bütün evlerimize, bütün şehitlerimize hediye ediyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi ya Rahman Rahim, elden ele, dilden dile. Bu Kur'an-ı Kerim bize öğreten hocalarımızın da ruhlarına hediye ediyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize de hediye ediyoruz, sen kabul eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kabirleri nur eyle ya Rabbi. Günahları varsa günahlarını affeyle ya Rabbi. Bizi ve bütün Müslümanları Allah'ın sevdiği kullarından eyle ya Rabbi. Kur'an'ı sevenlerden eyle ya Rabbi. Peygamberleri sevenlerden eyle ya Rabbi. Anasını babasını sevenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahi ya Rahman Rahimi. Dilimiz dönünce, son nefesimize varıncaya kadar aşkla bu kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüle diyerek günden 5 vakit namaz kılarak 11 ayda sultanı geldiği zaman orucumuzu tutarak, malımız olduğu zaman zekatımızı vererek, o mübarek toprakları hak ettiği zaman o yola çıkarak bütün din kardeşlerimize, evlatlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, torunlarımıza da nasip eyle ya Rabbi. Bütün ümmet-i Muhammed'i hastalarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Görülmüş ve görülmemiş kazalardan, belalardan, musibetlerden bütün ümmet-i Muhammed'i kur ya Rabbi. Ya İlahi ya Erhamer Rahimi, dualarımızı Arafat Meydanı'ndan Muzelife'den sevgiyle, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketli, mağfireti üzerimize olsun. El-Fatiha. Çok değerli arkadaşlar, akrabalar, size bir şey tavsiye etmek istiyorum. Herkes bir siyasi partiyle grev alın. Siyasi partilere girin. Çünkü neden? Başkalar girer, orada yanlışlıklarla yönlendirilir. O yanlışlıkların önünü kesersin, sonraları önüne verirsin. Onun için herkesi siyasete girmeli, tavsiye ederim. Faydası var hem köyümüzden, hem de devletimizden. Faydalı olsun inşallah. Teşekkür ederim.